İnsan ümitle yaşar. Ümitle doğar, ümitle yaşarız. Çünkü biz insanız. Bize yakışan da budur. Ama bir kararda olmuyor halimiz. Titrek bir yaprak gibiyiz. Ha düştü, ha düşecek. Bir adım sonrası ne olacak? Bilemeyiz. Hayatın içerisinde alçalıp yükselen bir yanı var hayatımızın. Kalbimiz, duygularımız hep böyle. Üzülüyoruz. Elimizde değil bazı şeylere üzülmemek. Dünya elveda diyor. Dostlar elveda diyor. Güneş elveda diyor. Mevsimler elveda diyor. Yıllar bir bir tükeniyor. Kalbimiz gidenlere üzülüyor. Bu kadar çabuk nasıl kirleniyor gönlümüz? Hayret ediyoruz. Nasıl oluyor bu? İyi niyeti yitirince, gönlünce bir dua ve ibadet edemeyince, dahası çiçekleri ve o göz önündeki çiçekleri ve gökyüzündeki yıldızları göremeyince kirleniyoruz. Ümidimiz var çok şükür. İnsan ümitle yaşar. Ümide tutunuyoruz. Çok şükür hayatta kalabiliyoruz. Hayatın içindeki iniş çıkışlarda da bu güzellik saklı. Mevsimler bazen güzde güzel, bazen kışta güzel, bazen yazda güzel, bazen baharda. Hayat da esasında çıkışlarda, inişlerde güzel. Bazen yokuşlarda güzel, bazen zirvelerde güzel, bazen gençlikte güzel, bazen ihtiyarlıkta. Bütün bu kararsızlıklar, bu geçişler, bu değişimler bizi geçmeyenin, eskimeyenin, ebedi tazeliğin ve gençliğin olduğu bir aleme götürüyor. İnsan, işte karar kılacak alem ve yer burasıdır diyor. Ebedi cenneti, ebedi gençlikleri özlüyor. Kiminle beraber? Sadece kendisiyle değil elbet. Yakınlarıyla, annesiyle, babasıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla beraber. Allah dostlarıyla ve en başta Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber. İşte bunun ümidini taşıyor insan içinde. Onun için katlanıyor bu inişlere ve bu çıkışlara. Olsun, bu da güzel. Yeter ki iman hayatımıza hayat olsun. O zaman bu inişlerin, çıkışların da bir hikmeti var. Bir daha baharın sonbahara dönmeyeceği bir alem var. Bir daha kışın gelmeyeceği, ihtiyarlığın kapıyı çalmayacağı bir alem var. Ebedi bir gençlik var. Yıllar yılı fabrikada çalışan bir işçi düşünelim. Üstü başı kirlenmiş, elini yüzünü yıkayıp akşam yemek için evine gitmeyi bekliyor. Bir ömür böyle geçiyor işte. Sonunda bir gün kendisine bir davet erişiyor patrondan. Patron diyor ki, al sana bir tatil bileti. Yeter 30-40 sene çalıştın. Al şu bileti de keyfince bir tatil yaşa. O insan üstündeki o istere paslara bakmaz artık. Yüzünü bir sevinç kaplar. Çünkü elindeki bilet onu güzel bir tatile götürecek. Bir ömür çektiklerinin karşılığında o da ferah edecek. İşte aynen böyle. Cenab-ı Hak da 60-70 yıl dünyada kulluk vazifesini yapan kuluna ölüm davetiyesini gönderip onu ebedi saadete alıyor. İnsanın ölümü görünce yüzü gülüyor. Çünkü tatil bileti alan insanın kavuştuğu rahmet neyse, ebedi gençliğe, ebedi saadete ölüm ile kavuşacak bir insanın da tavrı, Rabbinden gelen bu davetiye karşı budur işte. Yeter ki iman nimetini sağlam bir şekilde alabilsin. Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölümünden 3 gün önce şöyle derken işittim. Hepiniz mutlaka Yüce Allah hüsnü zan besleyerek sizi affedeceğini umarak can veriniz. Efendimiz'e yerler ve gökler dolusu salatu selam olsun. Böyle sevgili bir peygamberi dünyaya teşrif ettirdiği
ve ona ümmet olmak hakkını verdiği için Rabbimize şükürler olsun.